Selam, bugün size Kasım ayının ilk haftasında tamamen tesadüfen Gratis ve Watsons'ta gördüğüm indirimden yaptığım alışverişten bahsedeceğim. 11.11 indiriminden de Kiko'dan küçük bir alışveriş yaptım. Ondan da bahsediyor olacağım. Bir önceki videoda size sormuştum vlogda. İsteriz dediniz böyle bir alışveriş videosunu. Hatta bazı arkadaşlar dedi ki Buse renkli kozmetikleri yüzünde göstersene makyaj yaparak. O yüzden gördüğünüz gibi bu yüzümdeki makyajı yaptım. Şimdi siz birkaç saniye sonra benim makyajsız halime gideceksiniz ve ürünleri yüzüme uygulayarak size anlatmamı izleyeceksiniz. Makyajdan sonra da renkli kozmetik dışındaki ürünlerden bahsediyor olacağım. Ben profesyonel bir make-up artist değilim arkadaşlar. Kendi yüzüme günlük hayatta yaptığım tarzda bir makyajı yeni ürünlerle yaptım. Bu arada ürünlerin bazıları daha önceden kullandığım ürünlerdi. Tekrar satın almak istediğim için onları da satın aldım. İyi seyirler. Mümkün olduğunca kameraya yakın durmaya çalışıyorum ki siz de ürünleri böyle net bir şekilde görün. Tabii nemlendirici falan sürdüm arkadaşlar yüzüme. Bu arada siz sakın bu şekilde fondöten sürmeyin. Bütün yüzünüzdeki bakteriler bunun pompasına bulaşıyor. Bu fondöteni zaten bitenler videolarımda, vloglarımda görüyorsunuz. Rimmel London'ın Match Perfection fondöteni. Bunun içinde de SPF 20 var. Ben günlük hayatta bu fondöteni çok severek kullanıyorum. Çünkü yapısı böyle çok maske gibi değil. Her indirimde mutlaka bir tane alıyorum. Zaten benimki bitmişti. Bir sonraki bitenler videomda göreceksiniz. Bu fondöten Gratis'te indirime girmişti. Gratis'ten almıştım. Watsons indiriminden bu Maybelline'in Anti-Age Razor kapatıcısından aldım. Benim rengim bunlarda 00. Yalnız şu an elimdeki bitmediği için bunu kullanacağım. Zaten aynısı, bunu hiç açmayayım dedim. Normalde eski usul böyle komple gözümün altına sürerdim. Ama son yıllarda böyle TikTok'tan öğrendiğim şu şekilde sürme olayını yapıyorum. Bir de bu kapatıcının en güzel tarafı yüzünüze de kullandığınızda ekstra bir katman gibi durmuyor. O yüzden ben genelde mesela şurada sivilcem var, onun üstüne sürdüm. Bir de kaş üstlerime sürüyorum. Çünkü o bölgem benim biraz fazla kızarık oluyor. Yani çizgilere birikmemesi, gün içinde kuru ya da çok böyle nemli, parlak gözükmemesi bu kapatıcının en sevdiğim özelliklerinden. Gördüğünüz gibi benim göz çevrem çok mor bir göz çevresi değil. Benim gibi böyle makyajınızı tamamlamak için kapatıcı kullanıyorsanız çok yeterli olacaktır. İndirimden renkli bir kaş ürünü almadığım için bu benim kullandığım L'Oreal'in Skinny Definer kalemiyle doldurdum kaşlarımı hemen. Bendeki bu arada 104 rengi. İndirimde buna da baktım çünkü çok seviyorum bu kalemi. Benim rengim yoktu, o yüzden almadım. Kaşlarınızı ince ince dolduracak bir ürün arıyorsanız buna bakabilirsiniz. Şimdi kaşla ilgili biz bu NYX'in Brow Glue'sunu kullanacağız. Bu aslında tam Türkçe'ye çevirince kaş yapıştırıcı diye geçiyor. Ben bundan daha önce aldım, 2 kere kullanıp kaybettim ve çok üzülmüştüm. Yumuşak bir tüpün içinde bu. Benim hatırladığım kadarıyla 1-2 sene oldu galiba ben bunu kaybedeli. Şöyle kameradan uygulayacağım. Bu gerçekten yapıştırıcı gibi. Yani hakikaten ben bunu kullandığımda dediğim gibi 2 kere kullanabildim ama sabah sürüyordum, akşama kadar kaşım sabit kalıyordu ki Benefit'in kaş maskarasını da kullanmış bir insan olarak gerçekten bu mucizevi bir şey. Bir de baksanıza ne güzel tarıyor. Fırçası küçük ya. Bu bayağı güzel bir ürün. Bildiğiniz yapıştırıcı gibi. Zaten şöyle göstereyim bakın. Bakar mısınız? Böyle uhu uzaması gibi. Bu fiyatını hak eden bir ürün. Bunu Watsons'tan aldım. Pico'dan bir kontür stick aldım. Bu Sculpting Touch Creamy Stick'lerinden 201 numarası bendeki. Bunu Trendyol'da Kiko'nun kendi mağazasında indirime girmişti. Oradan aldım. Bunun bir tane daha rengi var. Hep böyle yorumlarda şey görüyorum, bir yandan da uygulayayım. Çok yoğun uygulamayacağım bu arada çünkü yani günlük bir makyaj yapıyorum ve sadece bir reels çekeceğim. Çok hafif bir burun kontürü yapacağım. Çok heyecanlıyım. Bir de kameradan yapıyorum. Kesin şu an yanlış bir yere çizdim ama neyse. Evet, gerçekten yanlış bir yere çizdik. Şuraya da yapmayı seviyorum. Biraz dolgun gösteriyor. Şu alnımızı biraz daraltalım. Bunun yorumlarında hep şöyle şeyler okudum. Beyaz tenliyseniz diğer renkten bahsediyor. Açık olan rengi alın. Koyu tenliyseniz işte bu rengi alın. Bronzer ve kontür ürünü seçerken bu şekilde seçmeyin. Kontür ürünü, yani bunu birçoğunuz biliyorsunuzdur ama çok fazla bu yorumu gördüm Trendyol'da. O yüzden söylemek istiyorum. Kontür ürünü simli olmaz, sıcak tonda olmaz, daha grimsi ve soğuk tonda olur. Bronzer ışıltılı olabilir, daha sıcak tonlarda olur. Çünkü yüzü ısıtmak için hani o güneş şeyi gözüksün diye. Ha, fena olmamış yeri. Güneş yanığı gibi dursun diye kullanılan bir şey ya hani yüzü ısıtmak için. O yüzden daha sıcak tonlarda olabilir. Ama siz bronzer kontür ürünü diye kullanmaya çalışırsanız zaten istediğiniz etkiyi yaratamazsınız. O yüzden bunun bir rengi aslında bronzer rengi, diğer rengi yüzü boyutlandırmak için olan yani bu kontür rengi. ten renginize göre değil de bu sebeple seçerseniz daha iyi olur. Dağılması kolay gibi gözüküyor bu arada. Bende Nars'ın bu tarz bir ürünü var. Multiple bir şey. O bu kadar kolay dağılmıyordu. Biraz endişeli almıştım bunu da o yüzden. Bakın güzel bir boyutlandırma yaptı. Bu videonun en sonuna böyle 4-5 saat sonra ürünlerle ilgili fikrimi de söyleyeceğim. Çünkü bence ürünlerin kalıcılıkları da çok önemli. Çok beyaz olunca fazla boyutlandırma yaptığınızda yüzünüzde lekeler var gibi duruyor. O yüzden şu bana yetiyor. Şimdi bütün makyaj tamamlanınca daha güzel duracak. Şimdi ben bir allık highlighter sürüyorum. Ondan sonra göz makyajına geçiyorum. Allık highlighter tamam. Rujumu da sürdüm. Bu ruju çok seviyorum gerçekten. Bu kategorilerde ürün almadığım için onları kendi çekmecemden kullandım. Maybelline'in bu paletini aldım. Bu Watsons'lara özel çıkan bir palet arkadaşlar. Uzun zamandır da bakıyordum alsam mı almasam mı diye. Çok paletim var aslında ama bunun içindeki... Niye açamıyorum? Bunun içindeki renkler benim çok kullanacağım tonlar. Ben kahve tonlarını çok kullanıyorum. Hem ışıltılı hem mat farlar olduğu için de kullanışlı olabilir benim adıma diye düşünerek aldım. Explorer rengini alıyorum. Aa, fazla toz tutmuyor. Ben her zaman önce crease bölgemle başlıyorum. Bu arada primer vesaire bir şey sürmedim. Farın kendi şeyini görelim diye. Performansına. Fırçamı hiç değiştirmeden şurada Artist diye mat bir ten rengi var. Bunu alıyorum. Şöyle göz kapağıma oturtacağım. Çok alengirli bir makyaj yapmayacağım. Zaten çok alengirli makyaj yapamıyorum da. Ama eyeliner kullanacağız. Bir eyeliner aldım Revolution'dan. Onu denemek istiyorum sizinle birlikte. Ben paleti beğendim. Far dökülür diye ten makyajımı hep sonradan yaparım. Bugün videoda böyle tenim soluk çıkmasın son dakikaya kadar diye en başta yapmak istedim. Birazcık da korktum, bilmediğim bir far paleti hani dökülme yapar falan diye ama hiç yapmadı. Size de şöyle göstereyim yakından. Buralarımda hiçbir kahverengi far yok. Şimdi son olarak şu en baştaki okuyamıyorum, ışık vuruyor. Originator gibi bir şey sanırım. Bunu alıyorum. Şöyle göz pınarlarıma çok hafif bir dokunduruyorum. Bir ışık versin diye. Bu ara TikTok'ta bu hamle çok moda. Biz bunu seneler önce yapıyorduk. Eyeliner'a geçiyoruz. Özellikle üniversite yıllarımda ben bu pot eyelinerları, jel eyelinerları pardon, çok kullanıyordum. Essence kullandım, Maybelline kullandım, Inglot kullandım. Hepsini de bitirdim bu arada. Sonra o kadar çok o dönem yoğun eyeliner çekmişim ki sıkıldım artık eyeliner kullanmaktan. Bir daha almadım. Daha doğrusu elim biraz o keçeli olanlara alışınca bunları almaya ihtiyaç duymadım. Bu Makeup Revolution'ın Watsons indiriminden satın aldım. İçinde kendi fırçasıyla geliyor. Kesinlikle elimi masaya koymadan eyeliner çekemem. Ki çok uzun zamandır... Aa, elimi kesmişim. Bakın. Neyse. Çok uzun zamandır da bu tarz eyeliner kullanmadığım için şu an ekstra bir heyecanlıyım. O yüzden bunu çekip gelmek istiyorum ama size de şöyle bir küçük göstersem... Yok, gösteremeyeceğim arkadaşlar. Bu riske giremem. Gidiyorum, çekip geleceğim. Eyeliner'ı sürdüm. Hatta maskara bile sürdüm gözüme. Çünkü maskara almamıştım zaten alışverişimde. Evdekini sürdüm. Şimdi bu eyeliner'ın ben yapısını beğendim. Güzel kayıyor. Siyahlığı hiç fena değil. Fakat fırçasını böyle çok galiba beğenmedim ya. Emin değilim. Neden biliyor musunuz? Çünkü el alışkanlığım tamamen kaybolmuş. Şöyle bir yandan da kendime bakıyorum arada bir. Ben bunu üniversite yıllarımda her gün sürdüğüm dönemde böyle kağıda çizgi çekmek kadar kolaydı uygulamak benim için. Şu an... Zaten el alışkanlığım gitmiş. Göz kapaklarım tabii o 12 sene içerisinde daha da düştü. O yüzden düşük göz kapağına eyeliner uygulamak çok zor bir şey. Onun dışında bir de fırça da sanki bir tık kalın gibi geldi. Bir dahakine bunu kendi eyeliner fırçalarından biriyle uygulayacağım. Ama ürünün yapısı güzeldi yani. Ben sevdim. Siyahlığı falan da güzel. Biliyorsunuz bu Revolution'ın makyaj sabitleme spreyini kullanıyorum. Bundan da bir tane alıp yedekledim. Şu an açık olanı sıkacağım. Bu spreye kesin bakın. Gerçekten güzel sabitliyor. Makyajımda kullanmadığım ama aldığım ürünlere geçeyim. Kiko alışverişimden bir tane kalem tıraş aldım. Bu böyle çift taraflı olanlardan, büyük ve küçük kalem açabiliyor. Bana çok önceden MAC'te bir make-up artist demişti ki makyaj kalemi kırtasiye kalem tıraşıyla açılmaz. Makyaj kalemleri çok yumuşak olduğu için onun içindeki o renkli kısmı böyle yumuşacık püre gibi bir hale getiriyor. Hakikaten ne zaman böyle işte Faber Castell'in falan kalem tıraşını alıp dudak kalemlerimde kullansam uçları böyle top gibi, püre gibi bir şey oluyor. Hiç o sivri hali ilk günkü gibi olmuyordu. Bunu görünce dedim ki bu da makyaj ürünü sonuçta. Kiko makyaj markası. İndirimdeydi. Bunu satın aldım. Şöyle saçımı açıp geldim. Alışverişimin geri kalanını göstereceğim. Watsons'tan son videoda zaten göstermiştim. Bu Rexona'nın Deo Stick rolonlarından aldık. Bunlar powder dry olan kokusu. Biz bunları Yılmaz'la birlikte kullanıyoruz. Ya birlikte dediğim bir taneyi birlikte kullanmıyoruz ama ikimiz de aynı şeyi kullanıyoruz. Shower Clean Me'di. O daha güzel, daha unisex bir koku. Bu birazcık daha çiçekli bir koku ama çok anlaşılmıyor. Ben aerosollü, yani o sprey deodorantları çok sevmiyorum. Bence terlediğiniz zaman biraz ekşimtırak bir koku yayıyor. Bir de o ilk sıkarkenki yarattığı hissiyatı da sevmiyorum. Bence koltuk altında karartıyor bu arada. O yüzden uzun yıllardır bunları kullanıyorum. Bunlardan toplam 5 tane almıştık. Birer tanesini kullanmaya başladık. Gratis'te bunlar indirime girmişti. Bir de bunu deneyelim dedik. Aslında ben bu beyazlatıcılı olanları çok üst üste kullanmamaya çalışıyorum. Yani haftada 2 gün, 3 gün bunu kullanıyorsam geri kalan günler beyazlatıcı etkisi olmayan normal bir macun kullanmaya çalışıyorum. Çünkü özellikle beyazlatıcı etkisi olan diş macunları dişte hassasiyet ya da diş eti çekilmesi yapabiliyormuş. Senelerdir kullandığım, bunu da hatta açıp birazcık kullanmaya başladım. Listerine'in az çalkalama suyu. Bu alkolsüz olanı tercih ediyorum çünkü diğerleri çok yakıyor ağzımın içine. Yine her gün kullandığım bir ürün değil ama bazen, mesela bugün de aslında birazcık sıktım ama tabii toplayınca falan basıldı ve yine aynı hale geldi. Benim saçlarım çok hızlı yağlanıyor. Daha doğrusu çok hızlı hacmini kaybediyor. Saçın hacmi de indiği zaman, böyle söndüğü zaman buralar yağlı gibi duruyor. Aslında benim bu saçım dün öğlen yıkanmış bir saç ve şu an bugün saat 11.30 falan, yani daha bu kadar yağlı, bu kadar basık durmaması lazım. Ama saçım ince telli. O yüzden kuru şampuana ihtiyaç duyuyorum. Bununla böyle birazcık hacim veriyorum. Gayet güzel o yağlı görüntüyü alıyor. Kokusu falan da kötü değil. Bu da indirimdeydi. Bunu da Gratis'ten aldım. Bir saç ürünü daha yedekledim. Got2B'nin bu ısıya karşı koruyucu spreyi. Bunu da Gratis indiriminden aldım. Benim elimde bir tane bundan var. Kullanıyorum. Geçen gün hatta Instagram'da storylerimde paylaşmıştım. Daha önce Sayos denedim. Urban Care miydi? Bir marka daha denedim. Tam hatırlamıyorum şu an. Bir tane de kuaförümden satın aldığım, acayip bir para veriyor. Ya bu kuaförler bize niye bu kadar pahalıya satıyor bu ürünleri? Schwarzkopf'un profesyoneller için olan serisinin bir ısıya karşı koruyucusunu kullanmıştım. Çünkü ince telli saç, aslında bütün saçlar için bu geçerli ama ince telli saçlar ısıdan daha çabuk zarar görüyor. O dönem bir de saçım boyalıydı. Kuaför bunu kesin kullan demişti. O da çok güzeldi. En iyisi bence Got2B. Bu arada burada gördüğünüz ürünlerden bazılarını, bulabildiklerimi aşağıya linkleyeceğim. Bunu saçınıza fıs yapıyorsunuz. Ondan sonra ısı işlemini uyguluyorsunuz. Gerçekten saçı ısıdan daha az zarar görecek hale getirmiş oluyor. Alıp direkt kullanmaya başladığım bir ürün. Neutrogena'nın bu hızlı emilen bakım kremi, kuru ciltler için olanı. Ben şöyle yarım açtım ve burayı kullanmaya başladım. Vücudum için kullanıyorum. O kadar hızlı emiliyor ki hiç böyle vıcık vıcık bir his yaratmıyor. Ben normalde yaz aylarında vücut kremi kullanmıyorum. Çünkü çok terleyen bir insanım. Kremi sürdükten 6 saat sonra bile terlesem, özellikle eklem yerlerimde böyle o kaygan ya da yapış yapış, kremin cinsine bağlı olarak hissi alıyorum. Ama kışın inanılmaz derecede kuruyor arkadaşlar. Ve kuru cilt çabuk yaşlanır. Krem kullanmayı ihmal etmiyorum. Her duştan sonra mutlaka krem sürüyorum. Bu çok çabuk emilen bir krem. Şöyle elimin üstünde göstereyim. Hemen emiliyor. 4-5 kutu günlük ped aldım. Ben günlük ped kullanıyorum. 5-6 paket de farklı yoğunluklarda ve uzunluklarda hijyenik ped aldım. Yani ben indirimleri özellikle ped, pamuk, aseton vesaire için çok değerlendiriyorum. Çünkü deodorant aynı şekilde, diş macunu aynı şekilde. Yani bunlar bir insanın düzenli kullandığı, hemen hemen her gün kullandığı ya da işte pedleri ayın belli döneminde ama yine düzenli aralıklarla kullandığı şeyler ve inanılmaz zam geldi bu ürünlere. O yüzden indirim de görünce mümkün olduğunca stoklamaya çalışıyorum. 2 paket getirdim. Diğerlerinin hepsini evin farklı yerlerine dağıttığım için bulamadım. Kare, oval ve küçük yuvarlak disk pamuklardan da bayağı böyle paketlerce aldım. Zaten bunlar kasa arkası indirimindeydi Gratis'te. Böyle 3 tane aseton aldım. Bir tane daha Bevri var. O şu an açılmış durumda olduğu için onu getirmedim. Bu Gülşah asetonla ilgili bir haber çıktı. Bu kozmetik ürünlerin bazılarında hani kötü içerikli malzemeler bulunmuş, kaldırılması gerekiyormuş falan ama bu aseton o mu yoksa diğer çeşidi mi emin değilim. Ve ben bu haberi okuduğumda bunları çoktan almıştım. O yüzden bunu şöyle çok göstermeden kaldırıyorum. Ben Gratis indirimine çok son dakika gidebildiğim için sadece 3 şişe kalmıştı Benefit asetonlardan. Bir tane Gülşah kalmıştı, işte onu aldım. Bunlardan da 3 şişe aldım. Birini açtım, kullanıyorum. Benefit'in asetonlarını beğeniyorum. Özellikle bu koyu renk ojeler için olanı gerçekten kırmızı, siyah gibi renkleri çok güzel çıkarıyor. Aseton fiyatları en son 35 liraydı. Parmex'in asetonu ve küçük olanı, büyük o tombul şişe değil. Küçük bu tarz şişede olan 35 liraydı. Şoka girdim. Yani kalıcı oje yaptırmak daha mı karlı diye düşündüm. Hatta sonra kalıcı ojeye gelen zammı duyunca ona da şoka girdim. Artık düz tırnak kullanmaya başlayacağım dediğim noktada bunları indirime girince stoklamış oldum. Yılmaz'a bu Vaselin'in aloe veralı lip balmından aldık. O böyle bilgisayarın yanında tutuyor bunu. Yanında taşımak için değil de akşamları uygulamak için. Onun da kışın çünkü dudakları çok kuruyor. Balm dediğimiz zaman Blistex seviyorum. Blistex'in mavi kavanozda olanı çok başarılı. O bunu almak istedi. Bunun daha önce ben kakaolu mu vanilyalı mı böyle kahverengi gibi bir pakete olanını kullanmıştım. Hiç fena değildi. Yine Gratis indiriminden kağıt maskeler aldım. Yine şey olarak bu ikisini getirdim. Çünkü hep bu ikisinden aldım. Sanırım dörder almış olmam lazım. Çekmecede duruyor hepsi. Ben bunları kullanmadan önce bir böyle 5-10 dakika buzdolabına atıyorum. İnanılmaz ferahlatıcı. Özellikle yazın çok iyi oluyor. Nem konusunda çok başarılılar. Yani cildinizin çok kuru olduğu bir dönemdeyseniz bunlardan bir tanesini yapın. Sanki böyle bir hafta boyunca atıyorum günde 3 kere nemlendirici serum ya da krem sürmüşsünüz hissiyatını 10-15 dakika içinde veriyor. Ben kalanını da ellerime, kollarıma falan sürüyorum. Böyle paketin içinde kalıyor ya. Bu canlandırıcı olan, bu da doğal ışıltı veren. Ürünlerin bazılarını açıp kullanmaya başladığım için eminim unuttuğum bir şeyler var. Çünkü evim böyle dört bir yanından toplayıp getirmeye çalıştım ama kesin gözümden kaçırdıklarım olmuştur. Benim indirim alışverişim bunlardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi hava bayağı kapamaya başladı. O yüzden birkaç saat sonra makyajın güncellemesini çekemeyebilirim. O yüzden buraya fikrimi yazıyor olacağım montaj esnasında. Sizi çok seviyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beni takip etmeyi, videoyu beğenmeyi de unutmayın. Bye bye.